Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'ye giden ve içinde mühimmat olduğu iddia edilen tırın aylardır yiyecek ve ihtiyaç sıkıntısı çeken Türkmenlere gönderilen yardım konvoyu olduğunu söyledi. Hatay'da içerisinde silah ve mühimmat olduğu iddia edilerek durdurulan tır ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, aldığımız bir karar gereği ve oradaki özellikle de aylardır ciddi yiyecek sıkıntısı ve ihtiyaç sıkıntısı çeken Türkmen Dağı, Bayır Bucak ve diğer bölgelerdeki Türkmenlere giden bir yardım konvoyuydu bu. Bunun için de gerekli hukuki prosedürlerin hepsi tamamlandı. Hiçbir hukuki açık yoktur. Görev verilen birim bellidir. Ne yapılacağı bellidir. Niye bu kapıdan değil şu kapıdan çıktığı sorusu var. İşte burada bu devlet işleri içindeki hukuk-siyaset ilişkisini burada doğru tanımlamak gerekiyor. Siyaset politika geliştirir ve bu politikayı uygular. Bu politikayı uygularken de hesap verdiği makam millettir. Ama burada gerek yazışmalar, gerek yardım mahiyeti itibariyle, gerek yürütülmesi itibariyle herhangi bir hukuk dışı eylem yok dedi. Yayladağ kapısından çıkıldığında Türkmenler yokmuş gibi bir argümanın bulunduğuna da dikkati çeken Bakan Davutoğlu, yani bunu bilenler bilirler ki doğrudan Türkmenlere açıldığı söylenen kapının kontrolü hala rejimin elinde. Yani o kapıdan çıkarak Türkmenlere yardım götürmek mümkün mü? Yardımın mahiyeti açıktır, yazışmalar bellidir. Burada herhangi bir tereddüt göstermemek gerekir. Bu konuda İçişleri Bakanımız da gerekli açıklamayı yaptı, ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye radikal örgütlere destek sağlıyor gibi tavırlardan herkesin kaçınması gerektiğini de sözlerine ekledi.